Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım kimler var böyle? Bugün sorum yok. Karşında o cesaret edemedim. Ama senin sağ bu. Öyle seni mi? Çok sevdiğim bir sahne. Tamam. Benim çok zevkim olan bir şey. İnşallah paylaşacağım, bakayım becerebilecek miyim? Allah istifade ettirsin inşallah. Zerre kadar imanımızda inkişaf ederse, yani şöyle. O iman arttı alametidir. Yani böyle durmak, sorgulamak, aşağı inmek. Öyle yaparız abi. İnşallah. Güzel bir mevzu. Dünya, konumuz şu. Dünya ve içindekiler nereye göre nedir? İçini neyle dolduracaksın? Ne, nereye göre nedir? Mesela insan nedir denilince cevap şu olamaz, olmamalı. Armut değildir. İnsan değil bu. İnsan nedir? Güneş değil. Ya hakikaten. Peki, insan nedir? Pamuk değildir. Bu da izah değil. Yani dünyanın içerisindeki eşyayı birbirlerine kıyas edip tanımlayabilirsiniz. Yani nüfus kağıdı olur. Böyle birisi var. Cilt no, sayfa no, ana babası belli. Ama hakikatını ve mahiyetini, içsel yapısını anlatamazsınız. Mesela misal vereyim. Ben nüfus kağıdımla böyle bir insan var. Böyle bir insan var. Anne babası, memleketi belli nüfus kağıdı. Ama bu beni memlekete göre kıyas eder. Erkektir, yaşı şudur, eni boyu böyledir. Bunu diyebilirsin. Ama benim merhametimi, şefkatimi, hikmetimi ve adaletimi izah edemezsiniz eşya ile. İçini dolduramazsınız. Dolduramazsınız. Şöyle bir mukaddeme yapıp başlayayım. İnsanın dünyevi hayatının tümünü, insanın dünya hayatındaki, kişinin dünya hayatındakini tümünü doğumundan ölümüne kadar iman-ı bil ahiret nizama veriyor ve işlerini dolduruyor. Yani böyle yapmamam lazım. Niye? Çünkü ahiret dolduruyor. Ahireti kaldırırsanız hangi davranışım niçin doğrudur? Doğruluk ölçüsü yoktur. Peki gavurların davranışları var böyle, bayağı düzgün davranışları var. İman-ı bil ahiretleri yok. Nereye göre yapıyorlar? Ustad diyor ki, bozulmuş baki kalan dinlerinden, enkazlarından gene yapmışlar. Mesela bir misal vereyim. Budizm'de olayları çözümlemede ve çözümde kullandıkları yöntem enfusi tefekkürdür. Çok ilginçtir. Yani kendini yok kabul et. Dünyadan tecrit et. Dünya mallarıyla uzak dur. Hala orada mısın? İçine dön. Bak içinde hiç kimse yok. Kendinle baş başa göreceksin. Diğerleri logo. Yani eşyanın birbirine tanımlaması iyidir. Dışarıda olan yağmur ve fırtına görür. Geç içeriye. Sen özünle dur. Böyle bekle. Huzur burada. Peki Budizm'in kendi çıkarımı mı? Ben araştırdığım için söylüyorum. Hayır. Bozulmuş dinlerin bakiye kalan enkazlarıdır bu. Semavi dinlerin özellikleri bu. Semavi dinlerden kalmış. Çünkü 124 bin enbiya gelmiş. Onlardan kalmış. Bozulunca, dinler bozulunca kendilerini öğreti olarak devam ediyor. Felsefe olarak devam ediyor. Bazı peygamberlerin getirdikleri dava meslek veya işte ortaya koydukları hakikat felsefe olarak devam ediyor. Bazıları da
ahlak olarak devam ediyor. Budizmin içeriği ahlaktır. Dış dünyayı ahlakla tanzim eder. İçeriden dış dünyayı tanzim eder. İslam ise içini dışıyla, dışını da içiyle tanzim eder. Bütünlüğe getirir. Demek ki imanı bil ahiret yoksa insanın davranışlarını, fikirlerini ve hislerini, duygusallıklarını, merhametini, şefkatini, adaletini ve inayetini dolduramaz. Ya bunu yap, niye yapayım? Sebaptır. Bak içini doldurdum. Davranışımı da kıblesine koydu. Yoksa insan hisleriyle, duyguları ile bölüp bölçük olurdu. Birbirine çatışır, hayatı olurdu. İnsan haramdır kavramı, helaldir, günahtır olur mu ya? Gibi kavramları din getirmiştir. Yani ne yapmıştır? O bütünlük sağlayamayan, birbirinden kopuk olan fikir ve hisleri ve duygularını hem kıblesine koyar hem içini doldurur. İçini doldurmaktan kastım şudur. Suyun içerisini bilmezseniz, suyun içindeki H2O'yu bilmezseniz, suyu nerede kullanacağınızı bilemezsiniz. İçi doldurulması lazım. İnsanın manevi duygularına hem istikamet veriyor imanı bil ahiret, hem de işlerini mana, feyiz ile dolduruyor. İman ettiğin şeyle tatmin oluyor, oradan huzur, haz, neşe, saadet, bast, teslimiyet, güven geliyor. Mesela iman ettin ahirete, nereye iman ediyorsanız? Allah'a iman etmekte, ahirete iman etmekte, peygambere size şunu veriyor. Düşüncelerimizi istikamete koyuyor, fikirlerimizi, hislerimizi bütünleştiriyor. Başka ne veriyor? Feyiz veriyor, mana veriyor, içlerini dolduruyor, insanı tatmin ediyor, insana haz ve neşe veriyor. İnsanın en büyük sorunu olan kabir, ki dünyasını cehenneme döndüren kabir hadisesini manalandırıyor, saadete vesile oluyor, insana bast yapıyor. Yani içini doldurarak insanı havaya kaldırıyor. Yani suya batanı kaldırıyor. Teslimiyet veriyor. Ve ahirete ümit ve güvenle bakıyor. En büyük mesele ahiret. Ümit ve güven veriyor. İmanı bil ahiret. Böyle veriyor. Eğer ahirete iman yoksa fikirlerine, hislerine ve duygularına ne ile istikamet verecektin? Yani ne? Şu soruya bakın. Ne? Ne için? Niye ve neden odur diyecektin. Yani mesela dinler kalksa, İslamiyet'ten bahsediyorum, bütün dinlerde, dinlerin bir getirisi bozulsa bile dinler gene bir şey kalmış. O zaman hiçbir insan birbirlerindeki davranışlarını, o davranışlar nedir, ne, ne için, niye ve neden odur diyecektin. Yani müşahhaslandırıyorum. Sonra konuya gireceğim. Abim burada mıyız? Haydi. Gel buraya. Buradayız. Gel buraya. Çünkü bu mevzuyu kaçırma. Sana çok lazım. Yani merhametin, şefkatin, adaletin ve inayetin, hikmetin. 5 tane. Merhamet, şefkat, adalet, hikmet, inayet. Şu 5 tanenin içini imani bil ahireti söküp alırsanız dolduramazsınız. Dolduramayınca ne olur? Ya ifrattadır ya tefrittedir. Ya korkunç hiç acımamadadır ya korkunç hep acımadadır. Ki ifrat-ı şefkat illettir, hastalıktır. Her şeyin ama her şeyin merhametin, şefkatin, hikmetin, adaletin ve inayetin ifrat tefritten azade olup vasatına koyan dinlerdir. Hiçbir şey ama hiçbir şey ifrat tefritten azade olup vasatına koyamaz. Dinin dışında merhametin vasatını, şefkatin vasatını, inayet, hikmet ve adaletin ifrat tefritten azat olup ortada. Yani şöyle diyeyim, her şeye acıyan, acımanın kuralı ve ölçüsü olmayan, acımaya müstahak olur hadis. Yani Allah'tan fazla acımak, acımaya muhtaç olur. İfrat. Tefriti ise
hiçbir şeye acımıyor. Bu seni, bu ne yapar? Hasta eder. Bu seni ne yapar? Zalim eder. O zaman seni zalimlikten ve hasta olmaktan alıkoyan vasat, istikamet, acınacak şeye acınması gerektiği kadar acımak istikamettir. Ölçünü nasıl yapıyoruz? Bunu dindir. Sünnet-i seniyedir. Mesela ben dindir, geçiştirdim. Ben dini nereden bileceğim kardeşim yani? Dindir, geniş bir umman bana sunuyorsun. Edile şeriye diyorum. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Vallahi ben bu kitap, kıyas, kıyas bir kere duyuyorum. Ya ben bunun kitabını mı alıp da mı, hangi duygumu kontrol edeceğim? Bunu da bilmiyorum. Tamam, dinlerdir dedim, olmadı. Edile-i Şeriye dedim, olmadı. Asıl imamlarıdır. Yani Risale-i Nur okursan böyledir. Risale-i Nur, işte dinliyorsunuz. Bak, Edile-i Şeriye'dir deyince, çoğunluğu ilk defa duydum. Lazca, Haçanki, duydum demiş. Tamam mı? İlk defa duyuyorum. Bunu adam ilk defa duyuyor. Gidip öğrenecek. Bu yaştan sonra da istikamete koyacak. Çok zor. O zaman nedir? Ne olmak istiyorsanız, yani istikametli mi olmak istiyorsunuz? İstikametlilerle beraber olun. Yani bu işte bak kolay, sabahtan akşama çalıştınız. Ben de buna çalıştım. Size istifademi sunuyorum. Ne olmuş şimdi? Sen nasıl öğreneceğiz? Buradan öğreneceğiz. Ya kendin öğreneceksin, ya öğrenenlerden öğreneceksin. Yani merhamet, şefkatin, adaletin ve inayetin içini ne ile doldurup istikamete koyacaktık? Yoksa ya ifrat ya da tefritte olacaktık? Semavi dinlerin dışında maneviyata, yani şefkata, merhamete, adalete, inayete ve hikmetin vasatı olmazdı. İçini doldurmak demek suyun H2O olduğunu bilmesen ne ile bileşim, ileşim ve münasebetini, ilişkisini ya çelişkisini bilemezdik. Yani suyun, suyla bir şeyin ilişkisini ve çelişkisini bilemezdik. Şimdi bu mukaddemeyi yaptıktan sonra, yani bu ölçülerle, şimdi bakın şuna, yani buradan çıkarttım, şu okuyacağım paragraftan çıkarttım bunu size özel. Mesnevi Nuriye 48. Ve keza görüyoruz ki, yani Risale'nin böyle yani, anlıyoruz ki, fark edelim, düşünün ki, anlamıyor musunuz demiyor, görüyoruz ki, neymiş? Sani sermedi. Yani bir sanat yapılmış ama bütünsellik içinde bir sanat. Yani mesela şu çiçeği yapabilir ama güneşi bilmesi lazım. Sani sermedi. Yani gözü bilmesi lazım. Göz yetmiyor, o duyguları bilmesi lazım. Benim gördüklerimden zevk almak, elem almak, donanımın da olması lazım. Yani bir şey yapmak yetmiyor. Mesela gözü yapmak ilmi yetmiyor. Bir sanat ama güneşi de bilmen lazım. Eşya arasındaki, fotonların arasındaki fiziksel boyutunu da bilmen lazım. Gözü yapabilmek için mideyi de bilmek lazım. Çünkü aç olan bir insan oruçluyken harika bir yemeğe baktığın zaman şöyle bir muhlamaya midesi kalkıyor. Yani. Değil mi? Bak mide nasıl çalışıyor. Buna sani sermedi. Bu manadaki manası, genel manası değil, okuyacağım konu. Sultan-ı Ebedi, şu inhidama meyyal menzillerde, ikide bir değişken yerlerde, ikide bir değişiyor. İnsan da çok rahatsız ediyor, çok tuhaftır. İnsan beka istiyor, fanide. Değişim istemiyor, her an her şey ve kendisi de değişiyor. An ve an değişiyor. İnsan değişiyor. İnsan zıtların cemiyidir. Fark etmek lazım. Bak geliyoruz. Gözümüz fal taşı gibi. Siyaset açalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı dedi ki, tamam, başbakana, bak uyumuyorsunuz. Dinden bahsedelim mi? Uyuyorsunuz. Ne dedi abi? Dedi ki ya, siyaset deyince burada şeytanın vücudunu göstermiyor. Birisi var bizde, bizde içeri, bize müdahale ediyor. Siyaset konuşalım, gece üç işlere kadar kimsenin fal taşı gibi gözü kapanmaz. Allah dedi ki diyelim, Cumhurbaşkanı dedi ki, ne dedi?
Var. Öbürünün de pantolonun rahatı var abi. Siyaseti yok. Yani diyor ki, Allah dedi ki, uyu. Değerlendirin nimeti. Bilin, size rağmen sistem çalışıyor arkada. Ben şeylere inanmıyorum. Olsun, derste oldu, uyu. Ben ona inanmıyorum. Git yat kardeşim, istirahat et. İstirahat et. Kendimizi aldatmamak lazım. 40 dakika uyumayacaksınız. Bir tanesini görmeyeceğim ama bak değil. Ona göre. Çünkü anlattığım konu imani mevzu. Uykumuzun açıldı hocam. Ha. Mal satarken gözünüz 15 lira dolar demediğin gibi burada da yapmayacaksın. Nefsinize pay vermeyeceksiniz. Ben şey ne için yaptım biliyor musun? Ya ben alıştım, ben buyum. Hayır, bu ihanettir kendine. Özgüvenini kırma diye söyledim bunları. Kabulleniş mağlubiyet demektir. 1-0 mağlupsun. Ya ben zaten uyurum, gitti. 1-0 mağlupsun. Hayır, uyumam. Özgüveninizi çökertmeyin. Ben bu için söyledim. Yoksa sizi sevdiğimi biliyorum lan. Yani böyle kabullenmeyin. Ben buyum demeyin. Hayır. En büyük ihanet kendinize yaparsınız. Allah değişin diyor. Ya ben değişemem, beni böyle kabul et diyor. Olmaz. Peki, Cenab-ı Hak inhidama meyal menzillerde ikide bir değişen ve kendimiz de değişiyoruz. Tak tak, bir öyle bir böyle. Biraz önce konuşuyorduk, güzel bir havamız vardı. Şimdi çevirdi Lodos'a, Poyraz'dan Lodos'a çevirdi, tamam mı? Böyle şak şak olacak, pat pat uyumayacaksın diye. Ve zevale mahkum meydanlarda öyle bir şey. Hakikaten şöyle bir düşünün hele. O ki haşa, arkası, Allah yok. O ki ön taraf, ahiret yok. Hakikaten iki hiçlik arasında ahiret yok, kaynağı yok. İki hiçlik arasında varlık denilen şu dünya nasıl olur? Fiziğe zıt değil midir? Enteresan. İki hiçlik arasında varlık olur mu? Olsa neye yarar? Yok yani böyle nasıl? Varlığa zıt, entropiye zıt yani. Varlığın kaynağı hiçlik, sonu da hiçlik. İki hiçlik arasında varlığı nasıl tanımlarsın? Varlığı nereye koyacaksın ki zaten? Mekan hiçlik. Mekanı hiçlik. Mekan. Varlığı nereye nereye koyacaksın? Bu kalemi kardeşim nereye koyacaksın? Böyle bir koyabilmen için burası olması lazım. Eğer bu varlığın arkası yani zemini hiçlik ise bu varlığı nereye koyuyorsun? Ve bu varlıkta büyüme var ağaç gibi. Yani bir yere doğru gidiyor. Bir kemalin vücudu yoksa nereye gidiyor? Bunda bile ya filiz verdi değil mi? Tomurcuk verdi. Nereye gidiyorsun arkadaş? Kur'an-ı Kerim'deki ayette. Hey! Bu gidiş nereye? Allah diyor ya. Hey! Ey insanoğlu bu gidiş nereye? Bundan filizlendin. Bir dakika nereye? Daha hiç belli değil. Böyle çok bir bakıyorsun. Allah Allah! Çıkmış, kokusu bir yere, rengi bir yere, tamam mı? Geometrisi başka yere, kimyasal yapısı başka yere, doğadaki yaptığı katkı başka yere, efendim bunun gıdası işte ilaç olacaksa katkı başka yere. Yani arıya bakan yönü, kuşa bakan yönü, diğere bakan yönü, diğer güzellikleri ortaya çıkarıyor, kıyas ediyor. Bu buysa, lacivertse sarı değildir demektir. Çok tuhaf değil mi ya? Eğer iki içlik arasında varlığı nasıl tanımlarsın? Nasıl varlık olur? Bir kere fizik kurallarına zıttır. Seyyar menzillerde, zevale mahkum meydanlarda öyle bir hikmeti bahire şurada öyle bir hikmet var ki. Niye ama? Mesela bakın bugün alandaydım, tamam mı? Böyle alanda volta atıyordum. Erikleri gördüm, tamam mı? Armutları gördüm. Ha böyle. Tamam ona sordum ağaca, hakikaten sordum. Nereye? Hayırdır? Nereye yolculuk? Ne yapıyorsun? Aşağıdaki o Ömer abi. Sen gelmeden önce o eski belediye başkanı vardı ya. Beşke su kutu soksun. Onu orada görüştük. Oradan döndüm ben. Tam onu tutup baktım ilaçlıyor falan. Ama geçtikten sonra baktım armutlar çıkarmış derdin. Hemen kırık bir şey. Gittim elimi tuttum. Hey! Birisi duysa var ya kesinlikle deli diyecek yani. Hey nereye? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Ne bu heyecan? Sana geliyorum dedi. Ya beni tanımıyorsun ki arkadaş, ya ben ilk defa geldim buraya. Ağaca diyorum ha.
Rengi gözüme göre, kokusu burnuma göre, mahiyeti ağzıma göre, yenişi dişime göre, çiğnemesi dişime göre, ön taraf kesiyor, arka taraf ötüyor, tadı dilime göre, gıdası vücuduma göre, çözünürlüğü, kimyası mideme göre. Yani bu ağaç mı düşünüyor bunları? Ben mi korkutup da yaptırıyorum? Hey nereye diyesin geliyor ya? Nereye gidiyorsun arkadaş sen ya? Niye çiçekler üst üstlenip üzleniyorsun yani? Niye ne püsküller bunlar yani Mısır'daki püsküller? Ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Yani bir hedefi yok mu? Bakın bir ağaca. Lan bir ağacın hedefi var, senin hedefin yok. Lan ağacın hedefi sensin. Senin hedefin ağaç olmamalı. Bütün kainat sana çalışıyor. Sen 2 milyar, 3 milyar para için çalışıyorsun. Spor olur mu ya? Çok basit bir şey. Çalış namazını kıl. O zaman namazla öteki tarafı gösteriyorsun. Yani demek istediğim şu. Bütün varlığın hedefi sensin. Senin hedefin hizmetçine hizmetçi olmak değil. Bütün varlık sana hizmet ediyor. Sen dönüp de kapıcına kapıcılık yapamazsın. Edilmemeli mantıksızdır. Mahkum meydanlarda öyle bir hikmeti bahire. Hikmeti bahire bak. Soru sorduğun zaman bir sürü hikmetler sorar. Ney, nereye? Ya şu lacivetin ortasına sarıları koymuş. Tek tek saydım 5 tane. Yani bunun yeşil sistem içine laciveti koymuş. Daha içerisine sarıyı koymuş. Bunu haşa tövbe. Tövbe. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tefekkür için söyleyeceğim. Ya Rabbi bugün dayanamadım oralara. Ya Mehmet de söyledi. Mehmet nerede? Dedi ki değil mi Mehmet? Yani Allah haşa diyor yani. Nereden hatırına geldi ya? Bu dağları, tepeleri ya. Bu laciverti nereden getirdi ya? Allah varken laciverti rengi yoktu ki. Ya nasıl hatırına geldi? Tövbe estağfurullah yani. Sonrası geliyor yani. Ney, nereye? Nasıl bunu koymuş? Nereden? Yani insan sorar da ya nereden bildin ya? Nasıl bildin ya? Niye bildin? Bu nasıl hatırına geldi ya? Yoktu ki. Madde yok. Maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, macilesiz, modelsiz, misalsız. İlk ve son. Her sene arabanın modeli değişiyor, çiçeğin değişmiyor. Yani insan sorar da yani bu nasıl hatırına geldi ya? Böyle bir sistem nasıl hatırına geldi ya? Topraktan sistem kuracaksın, şeftali ağacı kuracaksın, erik ağacı. Topraktan fabrika kuracaksın. Tekrar topraktan yapılan ağaç fabrikasına yani ağaçtan meyve çıkartacaksın. Toprak bir fabrika. O fabrika içerisinde ağaç fabrikası. Ağaç fabrikasından meyveyi çıkartacaksın. Nasıl böyle indirgeniyor? Nokta atışı yapıyor. Geneldir toprak. Hususidir ağaç. Hastır meyve. Özdür insan. Çak çak çak. Hiç affetmiyor. Hedef. Göz. Gez. Arpacık hedef. Askerlik yapmadık mı? Tüfeği tutunca. Göz, gez, arpacık, hedef. Bu üçünü, bir, iki, üçü ne kadar birbirine denk getirirsen hedefte hiç şaşmaz. Gez, arpacık bir olsa, göz olmasa gene olmaz. Vuramazsın. Göz, arpacığı hedeflemiş. Buradaki ne oldu? Gezme oldu. O ortada gene olmaz. Ya bir hedefi vurmak için. Peki kainata bakın. Her şey her an 12'de vuruyor. Hep isabet eden hiç tesadüf olur mu? Hep isabet var. Ya Allah'ın sebebi hiç tüfek atmadın mı? Her isabet etmiş ama atanı görmüyorsun bu. Perdenin arkasına tesadüfen oluyor canım. Lan her 12'de vuruyor adam ya. Evet. Adam dese ki ben ilk defa tabanca tutuyorum ya. Keşke nişancılar en az 10.000 tane mermi yakması lazımmış. Bu ortaya çıktı da bu doğu meselesinde. Onun bir tanesi söylüyordu. 10.000 tane rastgele değil. Eğitilerek atılıyor. Onun adı keskin nişancı deniliyormuş. 10.000 ya. Gözettim altına 10.000 tane atması lazım. Onu resmi olması lazım ki bunun adı keskin nişancı olsun. Her şeyde isabet var. Hiç tesadüf olur mu ya? Yani şu, renk gözüne isabet etmedim. Aman şeftaliyi gösterme ya, eriği gösterme bana, gülü gösterme ya. İğreniyorum, korkusu beni midemi bulandırır diyor musun? İsabet etmiş. Rengi rahatsız ediyor mu? Mısır seni rahatsız ediyor mu?
Bu neyi gösteriyor? Hikmeti bahire. Yani her şeyi, yani bir bütünse kendi üzerinde bir hikmet var. Diğerleriyle beraber olursa hikmet bahire oluyor. Okyanus gibi. Bütünsel oluyor. Sonra bir inayet-i zahire. Yani bir inayet var. Ne inayet? İnayet ne demek ki nizamın? İnayet. Yardım. Peki. Cemil, inayet. Bu mevcudat bana niye yardım etsin? Tanıması lazım değil mi? Tanıması lazım değil mi? Değil mi? Bu mevcudat. Ya seni tanıyor. Merhamet ve şefkat edecek. Veya sen baltayı gösterdin. Meyve ver lan. Doğru. Yoksa koparım lan seni kökten. Korkutman lazım. Yoksa bu ağaç sana niye hitap etsin? Ve bir ağaç meyvenin dışında biyolojinin söylediği 12 tane o insanın oksijen ihtiyacını karşılamak adına havada filtre vazifesini yapıyor. Filtre. ...12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılayan hava filtresi. Bacaya. Yani köklerin yaptığı vazife ayrı. İnayet-i zahire. Zahir bir inayet. Hikmeti bahira. Bütünlük bir hikmet. Yani kendi başına bir hikmet değil, bütünsel bir hikmet. Demin anlatmıştım. Başka bir adalet-i âliye. Yani öyle bir adalet ki somutla soyut beraber olmuş. Yani varlıkla düşünce beraber olabilmiş. Yani insana düşünce özelliği vermiş ama düşüneceği malzeme yok. Bunu anladınız mı? Bu çok önemli Mehmet abi, kaçırma. Düşünme kabiliyeti vermiş. Mesela bir şey buluş yapacaksın ama element yok, maden yok. Hesap olur. Ya mantıksız olur da, yani bir şey düşünüyorum ama yapacak malzeme yok. Keşfedeceğim. Nedir bu? Yani adalet şudur. Nizam, intizam, muvazene. Tamam mı? Hak sahibine hakkını vermek. Kainat. Öyle bir adalet var ki en basitini söyleyeyim. En basitini yani basit. Sıfırı kaldırın bütün fenler yoktur. Sıfır ya. Sıfırı kaldırırsanız bir yoktur. Bir yoksa iki zaten yoktur. Matematik yoksa kimya yok ki. Matematik yoksa fizik yoktur. Öyle mi? Fizik yoktur. Atomu nasıl hesap edeceksiniz? Yani matematik bütün fenlerin altyapısıdır, zeminidir. Zeminsiz zeminidir ama matematiğin vücudu yoktur. Fiziğin vücudu vardır, mevcudattır. Tıbbın vücudu vardır. Kimyanın vücudu vardır. Hakan'ım ne diyeceğim şimdi biliyor musun? Matematiğin vücudu yoktur. Vücudu yoktur. Mahluk değildir. Vacip de değildir. Berzahtır. Yok vücudu. Sıfırın vücudu var mı? Ne oldu sen? Bak şimdi. Bütün fenlerin varlığın temeli olan hesap, matematiğin vücudu yoktur. Ama bir tane dinsiz çıkıp da Allah'ı kim yarattı sorarken matematiği kim yaptı sormaz. Çünkü matematiğin vücudu olmadığı için kaynağı yoktur. Fiziğin kaynağı vardır, mevcudattır, mekandır, maddedir. Kimyanın kaynağı vardır. Elementler arasındaki ilişki ve çelişkidir. Tıp ilminin kaynağı vardır, insandır. Ama matematiğin kaynağı yoktur. Matematiğin kaynağı yoktur. Yok. Kime sorarsanız sorun. Vücut haricisi somutluğu yoktur. Ama bütün fenlerin temelidir. Matematiği sökmek demek, buzdan suyu sökmek demektir. Matematiği fenlerden çıkartmak, almak demek, buzdan suyu almak demektir. Matematik soyuttur, somut değildir, vücudu haricisi yoktur, mahluk değildir. Ama mahlukun malzemesi olmuştur. Nizama sokmuştur. İlim değil mi matematik? Matematik ilimdir. Ama ilmin diyoruz ki zaten onu, fizik ilimdir. Fiziğin kaynağı nedir? Fizik ilmi var ya, 1/2 AT² hız var, cisimlerin çarpışması var, tamam mı? Elektronların enerji boyutu var, bu nükleer santral var da fizik yani, nükleer fizik. Maddesi nedir? Yani malzemesi nedir? Maddedir, mekandır.
Kimya nedir? Karbon, hidrojen, kalsiyum, magnezyum, uranyum iletişimleri ve çelişkilerinin ilişkisi ve çelişkisinden çıkan sistemin adıdır kimya. Kimyanın kaynağı bu bu elementlerdir. Tıp ilmi ilim değil midir? Kaynağı nedir? İnsandır. Gösterebiliyoruz yani şuralardan çıktı diye. Matematiğin kaynağı yok. Yani fizikte atomu gösteriyorsun. Kimyada elementi gösteriyorsun. Tıp ilminde insanı gösteriyorsun. Efendim coğrafya iliminde dünyanın yüzünü gösteriyorsun. Ama matematiğin kaynağı yok. Ve matematiğin temeli de sıfırdır. Yani varlığın ifade edildiği hiçlik. Varlıksız varlık. İlimsiz ilim. Vücutsuz vücut. Sıfır kaldırana karım, Hakan'ın bir olur mu? Üniversite bitirmişsin. Sıfır kaldırın bir olur mu? Bir olmayınca zaten iki yoktur. Ve içi yoktur. Ustad da ne diyor? Hiçliği anlamaya çalışıyor. Ağır olmadı değil mi? Ağır mı oldu? Anlıyor musunuz? Çok iyi. Varlığın altı adem. Yokluk. Kaynağı yoktur. Ama her şeyde kaynak arıyor. Hani Allah'ta da kaynak arıyorsun, tamam? İlk önce şu matematiğin kaynağını göster bana. Çok rahatça bir tanesine diyebilirsiniz. O onu yarattı, o da onu yaptı. Peki Allah'a kim yaptı? Bir dakika Allah'a gitme, bizim en çok kullandığımıza diyeceksin. Fizik ilmi şundan çıktı. Elementlerin arasındaki ilişki. Tıp ilmi insandan çıktı. Fizik, elementler arasındaki, yani o hani varlığın hakikatinden çıktı. Varlıktır. Ama matematik. Mesela Big Bang diyor. Ne diyor biliyor musun? Ne zaman patladı? Sıfır zamanda. Ha, bak. Matematiksiz izah eden. Big Bang'den önce matematik var. Kainatın yaratılışı var ya. Kainat yok ya, matematik vardı. Çünkü sıfır zaman diyebilmen için matematik vardır. Hiçlik vardı ya. Ama bizim bildiğimiz hiçlik değil. Efendim okuyanlara duyurulur bu ufak bir parça. Burada neyi anlatmaya çalıştım? Kainatta adalet var. Yani matematik var. Sonra ne var? Bir merhameti camianın asarın izhar ediyor ki merhamet var Mehmet abi, merhamet. Niye merhamet var? Niye sana meyveler elini uzatsın ki? Senin bu tarlada ne var şimdi? Benim ilgimi çilek var mı? Yok. Çünkü ders bu. 101'in lemalarda Mesnevi Nuriye 108'de duttan ahiret ispat ediyor. Çok dehşetli bir yer. Çok acayip bir yer. Dutta. Ahiretin. İnşallah bir akşam onu yaparız. Tam mevsim abi. He ya, o mevsim olduğu için söyledi. Çok garip. Kaldut. He? Kaldut. Yani arka Ömer abi aldığın zaman o dutu değil mi? Allah'ını seversen. Yani mutfakta çalışan kadın ve aşçıya düşünün. Hepimiz yemek yapmışız. Yani aşçıya mı benziyor? Ya yemeğe mi benziyor? Ya yapılmayan bir yemekte fasulye bir tarafa, soğan bir tarafa. Yüzüyor yani. Ayrı ayrı koronlar vuruyorlar. Olan bir yemek imtizaç eder. Bütünlük olur. Parça parça olmaz. Şu duta bak ya. Sen ne dedin bugün Kaysi için? Şu bal demedin mi? Ya, Sibriya toprak dedi mi aşağısı? Gübreyya. Kaysi'ye bak, ona bak. Neyi gösteriyor? Merhameti camia. Yani nereye bakarsan bak merhamet. Bugün yürürken var ya, tek yürüdüm ya ormanda. Ondan sonra başka bir düşünceden söyleyeceğim. Size lazım olan miktarı söyleyeceğim. İlk defa. Ya dedim, korku aklidir, haf kalbidir. Yani Allah merhameten, her tarafı merhamet. Korkuyu niye koydu? Korkuyu ilk defa öğrendim dağda. Doğru ve yanlış bilmiyorum Mustafa. Korkuyu basan şeytandır. Hafı basan haf, Rahman'dır. Hafullah'ta lezzet vardır.
Her şeyden korktuğunuz zaman kaçarsınız, Allah'tan bilakis. Yani korku aklidir, haf kalbidir. Yani korku şeytandandır, haf Rahman'dandır. Haf inşa eder. Peki hafullahta, hafta korku yok mu? Var. Ne işe yarıyor diye sordum. Yani hafın içinde korku da var. Yani üniversite diplomasının içinde lise diploması da var olduğu gibi. Korku yemeği pişiren fırın gibidir. Haf ise yemeği kıvama getirendir. Fırınsız pişmez ki o. Yani insandaki fikirler var ya ayrı ayrı çapraşık fikirler ister. Kıblesini nasıl koyacaksın? Korku koyuyor. Korku pişiriyor. Haf kıbleye koyuyor. Haf kıbleye koyuyor. Korku pişiriyor. Fırın. Tek başına fırın olursa yanar. Kontrolsüz olursa. Kontrolsüz yemeği koyun içeriye, ekmeği koyun içeriye, ekmek kül olur. Ama dışarıda müdahale edilmesi lazım. Hafsız korku çökertir. Bak, haf kontrol olmadan korku psikolojik hastalıktır, dumanını attırır. Psikolojik hastalıkların temeli korkudur. Bugün ormanda Allah'ım ikram et. Peki ne yapacağım dedim, ne yapacağım da bu korkuyu. Haf kontrol edecek korkuyu. Hemen yavur bana yaptı bu telefonu. Hemen düğmesine bir bastım, tak kalem çıktı, yazdım. Korkuyu haf kontrol etmese sana mezar olur. Eğer haf korkuyu kontrol ederse sana nimet olur. En iyisi su iç. Bismillah. Bugün daha beni çok o hoşuma gitti ya, elhamdülillah. Çoktan beri çıkmamıştım ya. Hocam ama, ormanda korktunuz mu yoksa siz? Yok. Ormanda tam tersine, çünkü gece tepelerde çok kalırım 10-15 gün. Öyle bir düşünce geldi yani. Sırf demek ki bana gelen düşünceler bana ait değil. Alakadar olduğum kardeşlerin soruları oluyor. Herhalde böyle anlatayım diye mi? O tür şeyler bana keyif veriyor. Fakat dimağı şey yaparken o geldi. Niçin geldi bilmiyorum. Kimin işine yarıyorsa alır. Bir merhameti camianın asarını izhar ediyor ki kalbi paslanmamış. Bunları bu anlattık ya yarım saat. Kim anlar? Kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan aynı yakin ile anlar ki bu anlattıklarımız konu merhamet, şefkat, adalet, hikmet, inayet. Bunu istikamete koyuyor ve içini tanımlıyor, içini dolduruyor. Ne? Din. Bütün konumuz buydu. İşte bunu dünyada görüyorsun diyor. Kim görür? Kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan anel yakiniyle anlar ki o hikmetten daha hikmet bir hikmet olamaz. Ama kör olası insan ben merkezli düşündüğü için yani bu niye böyle oluyor diyebiliyor. Ama Allah'ın nazarıyla yani kainata külli daha bakmak için daha dışına çıkarsan, varlığın dışında varlığa bakarsan anlaşılır ki o hikmetten daha ecmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaneti görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Çünkü adalet, denge, muvazene, hak sahibine hakkını vermek, tamam, ve ölçü. Bunun temeli matematik işte. Her şeyin temeli. Matematik affetmez yani. Ve o emaneti görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Matematik, başka bir matematikle diyebilir miyiz ki bu matematik yanlıştır? Ya, yok işte daha ecmen bir adalet yok. Ve o semerati görünen merhametten, yani eserleri görünen, bak bir tanesi elini uzattı, telden dışarıya armuttu. Bir baktım Ömer abinin tarlası erik değil mi abi? Erik de dedi ki yer misin ekşiyse verme bana. Acayip bir şey. Hepsini ne yapmış? Uzattı. Diyor ki emaneti görünen adalet okuduk. Semerati görünen yani elleriyle uzattıkları merhametten daha eşmel, şamil bir merhamet tasavvur edilemez. Niye? Şimdi daha eşmel deyince şamil yediriyor ama eğer şükredersen bekaya mal oluyor bu sefer. Ebediyet de sana veriyor.
Yani ahireti de kuşatıyor. Kafiri de doyuruyor, seni de doyuruyor. Ama seni mane de doyuruyor. Onu manayı harfiyle bakarsan Allah'ın sanatını, hikmetini, rahmetini, inayetini, mülevin ismini görüyorsun. Ruhun da doyuyor. Onun için eşben demiş. Şami. Yani orada sanki bir alim gibi tefsir ediyor. Allah'ı tefsir ediyor. Bir erik. Allah'ı tefsir ediyor. Dut. Allah'ı izah ediyor. Allah nasıldır? Tasavvur edilemez. Öyleyse o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, yani böyle burada yaptı mı fanide? Yaptım arkadaş, son okuyun, bitiyor. Böyle bir zatın fani dünyada, şu yarım saat konuştuğumuz böyle bir sultanın fani memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mukim sakinler bulunmasa, yani bu dünyada yapılan şu muameleleri gördüğümüz halde, bu dünyadan sonunda eğer bir ahiret yoksa, burada yapılan her şey manasızdır. Ve abestir, zulümdür. Adalet, zulme hizmet etmiş olur. Adalet. Hikmet, manasızlığa hikmet yapmış olur. Şefkat, zalim olur. Merhamet, zulüm olur. İnayet, adavet olur. İlim, cehalet olur. Vücut, adem olur. Eğer bu varlıktan sonra ahiret yoksa bu olur. Her şey zıttına inkılap eder. Daimi ve mukim sakinler bulunmasa, şu görünen hikmet, inayet, merhamet, adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir. Ve aynı zamanda o efal-i hakimane sahibinin haşa sefi zalim olmasını istizam eder. Bu ise hakikati zıttına kalbeden bir muhaldir. Bitti. Cümle bir daha okuyorum. Ders bitti. Eğer bu beş tane şey, şefkat, merhamet, adalet, inayet, hikmet. Tamam mı? Hikmeti biz şimdi eğer bunun sonunda bir ahiret yoksa bu şeyler dünyada zıttı için çalışır. Adalet zulüm için olur. Şefkat zalim olur. Çünkü hikmet abes olur. İlim cehalet olur. Varlık hiçlik olur. Ya arkadaş, varlık bunun için çalışır mı? Mesela düşünün, lise bitirdiler. Üniversiteye gidiyor adam. Nereye gidiyorsun? Üniversiteye. Ne çıkacaksın? Liseye kadar aldığım kafamdaki ilimler sıfırlanması için gidiyorum. Kafadaki bilgilerin, ilimlerin sıfırlanması için üniversiteye gidilir mi? Hiç duydunuz mu? Bütün aldığım ilkokul, ortaokul, lisede aldığım bilgiler üniversitede sıfırlansın. Sıfır, delete. Onun için gidiyor, boşanmaya gidiyor kafamda. Eğer ahiret yoksa, bu yapılan, elde edilen bu nimetler, bu varlık anlayışları, adalet, hikmet, inayet, inayet, ahiret yoksa her şey zıttına, sıfırlanmaya gidiyor. İşte bu ise hakikati zıttına kalbeden bir muhaldir. Ve ahir davagum, Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'ta ma selavat.